Yine yağmur, yine çamur. Şaşırdık mı? Hayır. Bu sene yaz gelmeyecek galiba. Bekle anam bekle. Bekleyelim bakalım. Ne zaman gelecek bu yaz ya? Vallahi yeter artık. Arkadaş, bu İstanbul'un kışı hakikaten hiç çekilmiyor ya. Ya ben İzmirli olarak İstanbul'dan çok mu nefret ediyorum acaba? Efendim, renk yok. Hayata renk katsalar keşke biraz. Şirketlerin aman arabalar daha az yıkansın, bir de yıkama masrafı çıkmasın diye aldı beyaz ve gri otomobiller, sarı taksiler, sarı otobüsler. Sonra bu insanlar niye depresyona girdi? Ulan zaten pandemiden dolayı herkes depresyonda. Pandemi depresyon diye bir şey var yani, biliyorsunuz değil mi? Bir de beyninde pandemi sisi olanlar var böyle. Korona sisi mi diyorlar? Covid-19 sisi. Böyle bir diye böyle alık alık bakıyorlar böyle. Bir şey diyorsun. Abi geçen gün Burger King'e gittik, tamam mı? Böyle iki tane masayı yan yana koymuşlar. Şöyle. Ondan sonra masada çok pis, dedim ya şu masayı bir siler misiniz dedim. Biz de iki kişiyiz. İki kişinin masanın bir tarafında oturuyoruz. Diğer tarafı boş. Orada işte montlar falan duruyor. Abi çalışan gidiyor boş tarafı silip arkasını dönüp gitti ya. Ya abi bu var ya, yemin ederim şey yani ha. Tamamen beyin sisi. Algı yok. Yaşıyor ama nasıl yaşıyor yani. Ya ulan bizim ne yapalım, bizim yer değiştirelim. Bizim oturduğumuz yeri silsene. Yok. Öğrenmiş orada otomatik. Sipariş al, sipariş ver. Sipariş al, sipariş ver. Zaten Amerika'da falan böyle işlerin artık elektronikleşmesi düşünülüyor ya. Yani asıl elektronikleşmiş zaten ya. İnsan da robotlaşmış. Bunu direkt robota verelim bari. Robot adam akıllı yapar iş. Bu onu da yapamıyor. Ya hacı sen de bir telefon alatmasan. Otobüsün tekeri dönüyor, dönüyor. Yenilenmiş muhteşem mimarisiyle Taksim Meydanı. Dün akşam önceki videoda izlediniz. Bana 70 liraya zincir temizleme fırçasını satmaya çalışan yerin önünden geçti. Kapısında zabıta ve polis vardı. Bir yerde zabıta ile polis olduğunda da olay şu demek. İlk önce zabıta gidiyor oraya. Ruhsat kontrolü, vergi kontrolü, tabela vergisi kontrolü vesaire yazmak için gayet kibar bir şekilde geliyorlar. Sonra bu insanlar bağırınarak, çağırınarak bir şeyler yapabileceğine inandığı için mukavemete başlıyor. Zabıta da tamam deyip oradan ayrılıyor. Sonra polisi arıyor. Polis ekipleriyle tekrar gidiyor. Ve bu sefer istediğini yapıyor. Tabi bu arada abimiz, bu 70 liraya fırçayı satan abimiz bir anda mağduru oynayıp yakarım hepinizi, yakarım, burayı da yakarım, sizi de yakarım diye tehditler savuruyor. Yani bir yandan da ilahi adalet bu kadar çabuk tecelli eder mi? Ne güzel olmuş demeden de kendimi alamadım. Geçenlerde işe birini alacağız. Ofiste böyle biz hani çay kahve falan filan yapsın bilmem ne diye. Kadının biri geldi. Dedik merhaba, hoş geldiniz, nasılsınız, sağ olun falan. Dedim nerelerde çalıştınız dedim. Ben diyor Bomonti'de çalıştım. Ya Bomonti'de nerede çalıştın? Neresi? Şirket neresi? Çalıştım Bomonti'de işte o bilmem ne sokağında. Ya sabır. Hadi tamam dedim, bu anlatmak istemiyor belki. Nasıl dedim, hani beklentiniz nedir? Ben de hırgür istemem. Hayda. Dedim ki bize ne maaş vereceksiniz? Sanki biz onu işe almıyoruz da o bize işe alıyor. Şimdi sizi çok pahalı bir yere götüreceğim. Acayip pahalı. Bak bak, bu yerimi de unutmayın ha. Çok pahalı bir yere gidiyoruz şu anda. Evet, benzinci yok, komik. Ve benim muhteşem 5 sene üzerinde çalıştığım ve hiçbir customer'ını halledemediğim, benim hallettiğim harikulade Arge ürünü çamurluğum. Buyurun. Ikea'dan çarpma. Bunu orada kesiyorsun, altını biçiyorsun falan. Mis. 5 yıldır çözülemeyen sorunu çözdüm. Yine zam mı geldi? Evet, durumlar böyle. Sohbetimiz hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.